Bir Servis Döner'in sunduğu Ceyhan Gündem başlıyor. Efendim iyi akşamlar. Ceyhan Web TV'de sizlerle birlikteyiz. Her salı olduğu gibi bugün yine Ceyhan Gündem programıyla huzurlarınızdayız. Her şeyden önce hepinize sağlık diliyorum. Malum dünyanın ve Türkiye'nin uğraştığı koronavirüs her yere yayılmış durumda. Tedbirlerimizi alalım. Lütfen maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Sevdiklerimiz için biraz daha gayret edelim. İnşallah dünya bu illetten kurtulacak çok yakın zamanda. Evet sevgili izleyenler, Ceyhan Gündem programında sizlerle birlikteyiz. Bugün Adana Milletvekilimiz, CHP Adana Milletvekili Sayın Ayhan Barut canlı yayınımızda olacak. Telefonla bağlantı kuracağız kendisiyle. Malumunuz Ceyhan son bir haftadır sevgili izleyenler, ayın 19'undan bu yana Türkiye gündeminden düşmedi. Ceyhan Belediyesi'ne yönelik gerçekleşen operasyonda Perşembe günü mahkemeye çıkartılan 5 kişi, 6 kişiden 5'i tutuklandı. Bunlar arasında CHP'den, daha doğrusu Millet İttifakı'ndan Ceyhan Belediye Başkanı seçilen, daha sonra görevden alınan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydaş, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Murat İnanır, Ceyhan Belediyesi'nin iki personeli, İmar Müdürü Gülderya Demir ve Şevket Açan tutuklandılar. Sonrasında ise tutuklanmak talebiyle hakimliğe gönderilen Kent Konseyi Başkanı Selahattin Güler ise ev hapsi verildi. Bunu an ve an sizlere gecenin saat 04'ünde sizlerle paylaştık sosyal medya sayfalarımız üzerinden. Peki ne oluyor? Ne oldu? Neler oluyor? Gizlilik kararı var. Biz ulaşamıyoruz bu gizlilik kararından dolayı. Haberciliğin de kuralları vardır. Eğer bir dosyada gizlilik kararı varsa siz bu dosyanın içeriğini duysanız da anlatamıyorsunuz. Çünkü gizlilik kararı var. Peki herkes bunu yapıyor mu? Maalesef. Ceyhan'da yerel basın gizlilik kararı var diye sadece şahsım olarak değil sevgili izleyenler. Yerel basın hiçbir şekilde bu dosyanın içeriğini ulaşılamıyor. Ama bazı yayın organları haberler yapıyorlar. Bunu biraz sonra sizlerle paylaşacağım sevgili izleyenler. Ama öncesinde tabii 5 kişi tutuklandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekilleri dün hem Adana CHP İl Teşkilatı'nda hem de sonrasında Ceyhan Belediyesi'ne geldiler ve bu konuyla ilgili, yapılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundular. Dilerseniz önce CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek'in yapmış olduğu o açıklamaları, Ceyhan Belediyesi'nde yapmış oldukları açıklamaları sizlere sunalım. Tabii biz orada bir soru sormak istedik ama sorular alınmadı. O görüntüler bir gelsin. Sayın basın arkadaşlarımız, hoş geldiniz hepiniz. Bizlere, Ceyhan'ımıza gelerek bizlere onur verdiniz. Zeydan Başkanım da tabii ki burada. Destek. Evet, hep yanımızdasınız. Teşekkür ediyoruz hepinize. İlgi ve alakadan dolayı. Tekrar hoş geldiniz Ceyhan şehrimize. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet. Bir şeyler söyleyeyim. Evet değerli arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Bugün öğleye doğru Adana'mıza geldik ve önce ilde toplantı gerçekleştirdik. Ardından Kadir Başkanımızı ziyaret ettik. Şimdi de buradayız. Öncelikle hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz.
Daha önce burada da bir basın toplantısı yapmıştık hatırlarsanız. Sayın Başkanımız görevden alındığında. O zaman da haksızlığı, hukuksuzluğu ifade etmiştik. Şimdi farklı bir boyutunu yaşıyoruz. Maalesef ülkemizde artık hukuk bitmiş. Bir suç yok, suç bulunamıyor. Suç bulunmaya çalışılıyor. Şu anda suç oluşturulmaya çalışılıyor. Sayın Başkanımız yaptığı işlemler tamamen yasalara uygun. Herhangi bir olumsuzluk yok. Herhangi bir yasa dışı bir olay yok. Ama biz nasıl suçlu hale getiririz? Nereden bir suç buluruz? Nasıl bir suç uydururuz? Bu çaba içindeler. Ama asla ve asla bu konuda başarılı olamayacaklar. Biz başkanımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Ve en kısa sürede de mutlaka hakkının teslim olacağını ve suçsuzluğunu tespitini yapıp bırakılacağına inanıyoruz. Özgürlüğüne kavuşacağına inanıyoruz. Değerli arkadaşlar, aslında bakıldığınızda birçok belediyemize bu yönde işlem var. Birçok belediyemizi baskıyla, korkuyla sindirmeye çalışıyorlar. Hizmetlerini engellemeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, vatandaşın verdiği o desteği, milletin verdiği o iradeyi asla zeval getirmeyeceğiz. Onlar asla başarılı olamayacaklar. Ve adalet de mutlaka yerini bulacak. Biz bugün burada başkan vekilimizi ziyarete geldik. Başkan. Özür dilerim. Şimdi genelde başka yerlerde hep böyle hitap edildik ki sayın başkanımızı ziyarete geldik. Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada, milletvekillerimiz burada, il başkanımız burada, genel başkan yardımcımız ve parti meclis üyemizle birlikte bir bütünüz. Hiçbir zaman yılmayacağız ve belediye başkanlarımız hizmetlerine devam edecekler. Vatandaşımızın yanında olacaklar. Her ne olursa olsun asla boyun eğmeyeceğiz ve milletimizin hizmetinde olacağız. Ben herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza, Milletvekillerimize ve Ceyhan Belediye'mizin çok değerli çalışanlarına, örgütümüze, ilçe başkanımız, yöneticilerimiz, çok değerli basın mensupları. Bugün Adana'dayız, Ceyhan'dayız, Tarsus'ta tutuklu Kadir Aydar, önceki dönem belediye başkanımızı ziyaret ettik. Şimdi Ceyhan'da belediye başkanımızı ziyaret ediyoruz. Ceyhan Belediyesi'ne bir operasyon yapıldı. Biz buna benzer operasyonları geçmişte çok gördük değerli basın mensupları. Hukukçu olarak da bu tip hukuksuzluklara karşı hep mücadele ettik. Ceyhan Belediyesi'nin kasasından çıkan bir kuruş yok ama Ceyhan Belediyesi'ne operasyon yapılıyor. Hard diskler, bilgisayarlar alınıyor, klasörler getiriliyor. Ceyhan Belediyesi tüm belediyelerimiz gibi bir kamu tüzeltisidir. Burada kamu görevi yapan insanlar var. Seçilmiş insanlar var, memurlar var. Bir evrak istiyorsanız zaten onlar size iletir, yazarsınız. Bu operasyonlar niye? Neden bu operasyonlar? Ne yapılmış Ceyhan'da? Ne olmuş? Bazı iş adamlarına kreş yaptırılmış, kent meydan düzenlemesi yaptırılmış. Belediyenin kasasından bir kuruş çıkmış mı? Rüşvet iddiası çok ciddi bir iddiadır. Ve rüşvet suçun oluşabilmesi için çok ciddi deliller gerekir. Tapelerdeki, o gizli dinlemelerdeki, teknik takiplerdeki dedikodularla rüşvet suçu oluşmaz değerli basın mensupları. Şubat ayında başlamışlar soruşturmaya, aylar geçmiş. Niye bir suçüstü yapmadınız? Madem rüşvet iddiası var. Neden suçüstü yapmadınız? Bunu yapmak çok kolay ve yapılması gereken bu. Bizim araştırmalarımızda bir tek ben rüşvet verdim diyen görmedik. Dedikodu. O vermiş olabilir, o yapmış olabilir. Bu haksızlığa, hukuksuzluğa
derhal son verilmesi lazım. Niçin tutuklu yargılama yapılıyor? Hani tutuklama bir istisnaydı? Burada ağır cezalık bir suç mu söz konusu? Hayır. Ne yapmış bu insanı? Niçin tutukluyorsunuz? Neden tutuklu yargılıyorsunuz? Bu kafalar mı yargı reformu yapacak Türkiye'de? Niçin bu operasyonlar? Niçin bir kamu tüzelkisinin üzerine gölge düşürüyorsunuz? Aydar ailesi de Ceyhan'da aile olarak yaptıklarıyla, yaptığı mücadelelerle, katkılarla, işte cami inşaatlarında, kreş inşaatlarında ki destekleriyle, Ceyhan Spor'a destekleriyle bir mücadele vermiş. Acaba seçimi kaybetmenin bir hesabı mı görülüyor? Bu operasyonların yapılış şekli de, bu soruşturmaların yürütülüş şekli de doğru değil değerli basın mensupları. Siz şüphelilerin üstünde, tanıkların üstünde baskı kurarak ifade alamazsınız. Soruşturmalarda soruşturmayı yapan yetkililerin görevi lehe aleyhe her şeyi araştırmaktır. Objektif bir soruşturma, adalet tecelli ettirmek istiyorsanız bunu yapmanız gerekir. Yalnızca birilerinin aleyhinde bir şeyler bulabilir miyiz? Baskıyla, telkinle insanlara ifade verdirerek bu işler olmaz. Ama şunu kimse unutmasın. Bu tip kurguya dayalı iddialar, bu tip soruşturmalar mutlaka bir gün gelir çöker. Bunu geçmişte de yaşadık, bugün de yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerinde kurulmak istenen baskılar bizi asla kararlı mücadelemizden geri döndüremez. Bir santim bile kimse geri atmaz. Yalnız tutuklu olan insanlar için bir hukukçu olarak öncelikle büyük üzüntü duyuyorum. Hiç kimse unutmasın, adaletsizliği işleyenler sefildir, adaletsizliği çekenler değil. Bu dosyada göreceksiniz ilerleyen süreçlerde davalar açılacak, yargılamalar yapılacak ve belki de beraat edecek bu insanlar. Bu dosyada maalesef iddialar mesnetsizdir. Hukuksal dayanaklardan yoksundur. Onun için bu ağır ve haksız tutuklama kararları kaldırılmalıdır. Çok teşekkür ediyorum. Bu pastada yemek var. Yılbaşı pastasını kardeşler unlu mamullerden alan 5 şanslı çiftimize Ayas Marin Otel'de harika bir yemek yeme şansı. Şimdi alın, şansı yakalayın. Kardeşler unlu mamuller Atatürk Caddesi, Namık Kemal Mahallesi ve Çamlıyor şubeleriyle hizmetinizde. 01 Servis Döner'in sunduğu Ceyhan Gündem devam ediyor. Evet sevgili izleyenler, dün bu görüntüler yayınlandı. Ceyhan Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi 2 Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Muharrem Erkek Adana Milletvekilleri ile birlikte, tabi CHP Adana Milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar, İl Başkanı, İlçe Başkanı, hepsi dün Ceyhan Belediyesi'ne geldiler ve gördüğünüz kadar görüntü almakta da arkadaşlarımız bayağı zorlanmışlar. Tabii toplantı, belediyenin toplantı, başkanlıktaki toplantı odasında yapıldı. Ve orada sayın genel başkanlar, başkan yardımcıları orada ciddi bir açıklamalar yapıyorlar. İşte biraz sonra Adana Milletvekili Sayın Ayhan Barut'la bu konu üzerinde konuşacağız ama orada yapılan açıklamaları hep birlikte izledik, dinledik. Seçim sonucu intikamı olabilir mi diyor Sayın Erkek. Tapelerdeki dinlenmeler dedikodudan ibaret diyor. Sindirme operasyonu olabilir diyor Seyit Torun. Bunları
Adana Milletvekili Sayın Ayhan Barut canlı yayına telefon bağlantısı alacağız ve bir Adana Milletvekili olarak görüşlerine başvuracağız. Tabii arkadaşlarımız bu arada görüntüyü Sayın Vekil'le iletişim kuruyorlar. Görüntüyü bağladıklarında Sayın Ayhan Barut'la canlı yayınımızda olacak. Evet, 19 Aralık'ta başladı. Ceyhan Belediyesi'ne yönelik başlatılan o operasyonda 5 tutuklama çıktı. Tabii bir de ev hapsi var. 6 kişi tutuklanma talebiyle hakime gönderilmişti ve 5 kişi tutuklandı. Evet, Sayın Milletvekili herhalde şu anda Sayın Ayhan Barut canlı yayınımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Telefon bağlantısıyla ikinci kez sizlerle birlikteyiz. Böylesine bir hassas bir dönemde yayına katıldığınız için teşekkür ederek hoş geldiniz yayınımıza. Ceyhan Web TV'deyiz. Ben teşekkür ediyorum. Tüm Ceyhanlı hemşerilerimize selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyorum. Ayrıca yeni yılımızın da tüm Adana'ya, tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya ve Ceyhan'a barış, huzur, mutluluk, sağlık getirmesini diliyorum. Özellikle de pandemiden, bu Covid'den uzak bir yıl olmasını, 2020 gibi bir yılın da bir daha gelmemesini temenni ediyorum. Amin, amin inşallah. Sayın Vekilim, tabii her şeyden önce bir zorlu bir bütçe görüşmeleri yapıldı. Önce oradan başlayalım. Evet. Önce o bütçe görüşmelerinde en sonda kavgalar falan da oldu. Bütçe görüşmelerini şöyle kısaca sizden bir değerlendirmesini alalım. Sonra Ceyhan'daki operasyona gelelim. Evet, zorlu bir bütçe maratonu geçirdik. Yaklaşık 2 hafta bir mücadele sürdü ve bu konuyla ilgili görüşmeler sürdü. Aslına bakacak olursanız yeni sistemde, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bu ucube sistem, tanıdığımız yeni sistemde bütçeyle ilgili meclisin 2 hafta boyunca en ufacık bir noktasına, virgülüne dokunmadan yapabileceği bir şey, yani dokunma hakkı yoktu, dokunabileceği bir şey yoktu. Sadece işte tarihe not düşmek adına bütçedeki eksikleri Türk halkına, Türk toplumuna, insanlara, tüm kesimlere anlatmak adına orada çıktık. Gerekli görüşmelerimizi, düşüncelerimizi anlattık. Eğer bu bütçeyi orada oylamasaydık dahi Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak bir önceki bütçeden bir sonraki bütçeyi belirli işte oranda artırma hakkı vardı, yürürlüğe sokma hakkı vardı. Bu nedenle bu bütçe, aslına bakacak olursanız bütçenin içerisinde işçinin olmadığı, emekçinin olmadığı, çiftçinin olmadığı, esnafın olmadığı bir bütçeyi oylandı. Yani bir avuç rantiyeci, yandaşın bir bütçesiydi. Bu bütçede emekçi hiç yoktu. Toplumun tüm kesimleri neredeyse ihmal edilmişti. Bu anlamda yine de bu bütçenin inşallah 2021 yılı için ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sadece bir şeyi söylemek istiyorum. Meslek alanım olduğu için söylemek istiyorum. Bütçenin çarpıcılığı açısından. Ben tarımcıyım, ziraat mühendisiyim. Örneğin tarıma ayrılan destek 2020 bütçesinde 22 milyardı. 2021 bütçesinde de noktasına virgülüne dokunulmadan bir kuruş artırılmadan 22 milyar olarak onaylandı. Yani ülke tarımının da bu anlamda bütçede yerinin olmadığını, çiftçinin yerinin olmadığını söylemek istiyorum. Bu nedenle bu bütçe bizim için zorlu bir bütçeydi ama bize bir faydasının olmadığı, Adana'ya ya da Ceyhan'a bir faydasının olmadığı bir bütçe olmuş oldu. Yani söylediklerinizden yola çıkacak olursak milletvekilleri sembolik olarak mı orada olmuş oldu, öyle mi diyeceğiz? Şöyle, tabii şöyle, sembolik olarak yani bir bütçenin eksisi artısı yanlışıyla ilgili bir değiştirme yetkimiz yok. Yani bu bütçe eksik oldu, fazla oldu, burada noktası virgülü eksik diye bir şeyimiz de yok. Biz sadece orada bu bütçeyle, bu bütçenin içerisinde çiftçinin olmadığını anlattık, tarımın olmadığını anlattık. İşte bu anlamda yani hani tarihe not düşmek adına
meclis kürsüsünde eksikleri fazlaları söylemek adına oralarda konuşma yaptık. Yoksa o bütçe zaten Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanmış, onaya hazır bir bütçe haline getirilmişti. İktidar partisinin de ve küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin, MHP'nin de oylarıyla bu bütçe zaten kabul edilmiş oldu. Biz bütçeye bu anlamda zaten red verdik. Peki, Sayın Vekilim, biliyorsunuz 19 Aralık'ta Ceyhan Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi ve bu operasyonun sonucunda 5 kişi tutuklandı. Bir kişi de ev hapsiyle cezası aldı. Aynen öyle. Dün de Ceyhan'daydınız. O heyetin içerisindeydiniz. Sayın Genel Başkan Yardımcıları, iki Genel Başkan Yardımcısı vardı burada. Ve izlediniz mi bilmiyorum ama dün orada olduğunuz için Genel Başkan Yardımcılarının açıklamalarından baktığımızda bu bir sindirme operasyonudur. Bu bir seçim sonucunun intikamıdır. Tapelerdeki dinlenmeler dedikodudan ibarettir gibi söylemler var. Siz neler söyleyeceksiniz? Ne oluyor Ceyhan'da? Doğru. Her 31 Mart 2019 Ceyhan seçimlerini kazandığımız gün başladı. Ceyhan'ı kaybetmenin hazımsızlığını bir türlü sindiremedi iktidar, yani Cumhur İttifakı. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Genç bir, dinamik bir kardeşimiz olan, başkanımız olan Kadir Aydar, ben il başkanlığı döneminde de ilçe başkanlığı yapıyordu bu kardeşimiz. Çok çalışkan, azimli, gayretli, heyecanlı bir kardeşimizdi. Başarılı bir ilçe başkanlığı yaptı. Arkasından da belediye başkanlığına aday oldu. Bir ön seçim uygulandı Ceyhan'da. Ön seçimde de birinci çıktı, partimizin aday oldu. Ve iyi bir çalışmayla da Ceyhan belediye başkanlığını kazandı. Zaten ne olduysa ondan sonra oldu. Ceyhan'ı kaybetmenin hazımsızlığı, İstanbul seçimleri gibi bir takım bu kardeşimizdeki kurgular, algılar, operasyonlar başladı. Tabii ki gençlik herkesin başındadır. Gençken ufak tefek bir iki yapmış olduğu suçları, özellikle bir tanesi var ki neredeyse Kadir kardeşimiz şimdi 30'lu yaşlarda, neredeyse 15 sene önceki 15-16 hatta reşit olmadan işlemiş olduğu bir suçu getirip ısıttılar. Arkadaşımızın önüne koydular. 10 aylık bir ceza hükmedildi. Sonraki bir gençlikten sonra ergenlik çağındaki olduğu bir dönemde de yapmış olduğu bir şeyi iki tane 10 aylık suçu birleştirerek 20 ay gibi bir suçla 12 ay geçtiği için belediye başkanlığı mazbatasını belediye başkanlığı yetkilerinin elinden aldılar. Şimdi ben buradan soruyorum. Müracaat için, adaylık olmak için nereye müracaat yapılıyor? YSK'ya. YSK ne diye var? YSK bir insanın aday olup olmayabileceğinin ispatı olan ve ona karar verebilen bir kurum. Peki Kadir Aydar kardeşimiz o dönem böyle suçları vardıysa niye aday yaptınız? Bu adam Cumhuriyet Savcılığından sabıkasız olduğuna dair belgeyi aldı, getirdi, size ibraz etti, aday olma şartını sundu. Siz de aday olabilirsiniz diye kabul ettiniz. Dolayısıyla aday oldu bu kardeşimiz, seçimi kazandı. Seçimi kazandıktan sonra bu kurgular, bu oyunlar, bu kumpaslar başladı. İşte biraz önceki söylediğim gençlik çağında, çocukluk çağındaki suçları getirip, 15 yıl önceki suçları getirip bugün önüne koydular. Buradan bir şey daha soracağım. Eğer bu tür suçu, bu tür olayları Cumhur İttifakı'nın bir belediye başkan adayı kazanmış olsaydı aynı işlemi, aynı muameleyi yaparlar mıydı? Ceyhanlara soruyorum. Ben onların yerine cevap vereyim. Asla yapmazlardı. İktidar partisi adayı olduğu için bunlar görmemezlikten gelinirdi ve çok masumane davranılırdı. Neyse, hukukun işlemediği bir süreç oldu. Kadir Başkanımız aday gösterildi, yasal olarak aday oldu, söke söke zoraki bu seçimi kazandı. 25 yıl sonra Ceyhan'ı Sosyal Demokratlar ele geçirdi, yani bu anlamda belediye başkanı oldu ve çok da başarılı işler yaptı. İlçeye çok önemli hizmetleri oldu. Tabii bu arkadaşlar huzursuzdu, bu işlemi devreye koydular. Ceyhan'ın iradesine darbe vurarak haksız, hukuksuz bir şekilde siyasi olan, hukuki olmayan bir kararla
Kadir Aydar'ı görevden aldılar. Peki bitti mi? Bitmedi. Hınçları bitmedi arkadaşlarımızın. Bu arkadaşımızı ve bu Ceyhanlı halkın iradesine sahip olan ve parti belediye meclis üyelerinin içerisinden seçilen Hülya Erdem diye bir arkadaşımız geldi. Belediye başkanlığı yaptı. Bu anlayışı bitirmek gerekiyordu. Ne yaptılar? Bunların hepsi biliyorsunuz FETÖ'yle iş tuttukları için bu yönteme alışıklar. Telefon teknik takibini aldılar. Telefon teknik takibinde aldıkları 5 Şubat'tan bu tarafa telefon teknik takibini aldılar. Şimdi buradan bir soru daha soralım. 5 Şubat'ta dinlemeye aldınız. Kadir Aydar'ı 26 Mart'ta görevden azledildi. Mazbatası elinden alındı. Peki bugüne kadar üzerinden 10 ay süre geçti. Eğer telefon dinlemelerinde Kadir Aydar bir suç işlediyse neden suçüstü yapmadınız? Neden 10 ay beklediniz? Kadir sizin telefon dinlemenize takıldığı günden bugüne 1 ay, 1,5 ay sürece görev yaptı. Üzerine 8,5 ay daha dinleme yaptınız. Neden bu kadar uzun süre beklediniz? Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu dosyada bu geçtiğimiz hafta sizin de söylediğiniz gibi bir hafta 10 gün önce Ceyhan Belediyesi'ne operasyon düzenlendiğinde ben bütçe oylamasını tamamladım. Sabaha kadar Ankara yolculuğu, Ankara'dan Adana'ya yolculuk yaptım. Sabah da Ceyhan'a geldim. Ceyhan'a geldiğimden belli bu süreci takip ediyorum. Yani bu olayın üzerindeyim. Benim gördüğüm, bildiğim, anladığım, izlediğim bu dosyada işte biz gizlilik kararı var dediler. Gizlilik evet. Kararına yargı müdahale olmasın diye saygı duyuyoruz. Asla bir müdahalemiz olmuyor. Peki bizim bilmediğimizi iktidar partisinin mensupları neden biliyor? Hani bu dosyada bir gizlilik kararı vardı? Yani onların bildiğini ya da biz niye bilmiyoruz? Yani onlar biliyorsa bizim de bilmemiz gerekiyor. Gizlilik kararı herkes için geçerli. O dönemde biz Kadir Aydar Başkan'la 3 dakikada olsa bir görüşmek istedik. 3 milletvekili olarak gittiğimiz kurumlarda hep böyle red kararı gördük. Ama yani iktidar istediği gibi bu şekli yönlendiriyordu. Nasıl bir gizlilik kararı? Bizim yargıya müdahale etme şansımız yok. Öyle bir düşüncemiz de yok. Ama geldi sonuçta Kadir Aydar'ı işte bir soruşturma yaptılar. Savcılık hakim huzuruna çıkardı. Hakim huzuruna çıktıktan sonra Kadir Aydar tutuklandı. Cezaevine düştü. Biz yine de adaletin, hukukun tecelli edeceğine tüm inancımızla biz hala bu dosyanın üzerindeki gizlilik kararı neden kaldırılmıyor? Tek taraflı uğraşılıyor. Basın olarak biz de buna ulaşamıyoruz. Basın olarak evet, şu anda evet, Ceyhan'da yerel gazeteci olmamıza rağmen bu gizlilik kararından dolayı dosyanın içeriğine ulaşamıyoruz. Ancak bazı basın kuruluşlarını ise çarşaf çarşaf yazıyorlar. Biz de biraz sonra bunu da paylaşacağım onu, Sayın Vekilim. Ben de İzzet Bey onu söylüyorum. İsteyene yağdırıyorlar, istemeyene damla yok. Su yok, su yok. Kıtlıkta. İsteyene de yağdırıyorlar. İşte o zaman hukuk, adalet yerini bulmuyor. Şimdi buradan bir kez daha sesleniyorum. Şimdi biz geldik bu süreci, dosyayı takip ettik. Bize herhangi bir şekilde gösterme, İşte bilgi verilmedi. İktidara bu işler yağdırıldı. Ama biz hukukçu arkadaşlarımızla o günden beri bu tarafa kadar takip ettiğimiz süreçte Kadir arkadaşımızın için ifadeleri alınan hiçbir şikayetçi Kadir arkadaşımıza bir kuruş dahi cebine para verdiğini söyleyemiyorlar, söyleyemezler. Yani suçsuzluktan suç yaratmaya çalışıyorlar. Haksızlıktan haklılık yaratmaya çalışıyorlar. Biz bunu gördük. Bunu savunuyoruz. İktidar son zamanlarda genel siyasette de, yerel siyasette de kendine yapılan eleştirilere tahammülü yok. O zaman biz ana muhalefet partisi isek görevimizi yapmamız gereken eleştirileri neden yapmayacağız? Sizin her dediğinizde evet deyip başımızı onaylayacaksak, emme basma tulumba gibi evet diyeceksek bizim ana muhalefet partisi görevimiz nerede kalıyor? Yani sizin yanlışınızı yüzüne vurmazsak toplum bizi yargılamaz mı? Yargılar. Dolayısıyla bunla biz iktidarın payandası asla olmadık. Kadir'e yapılan linçi de gördük. Neden gördük? Şimdi biz bütün
bu konuyla ilgili ifade verenlerin ifade verilerini hukukçular vasıtasıyla dinledik. Zaten arkadaşlarımızla biliyoruz. Kaldı ki Kadir Aydar'ın ailesinin herhangi bir rüşvetle anılmaya ihtiyacı yok. Çünkü bu arkadaşın ailesi her yıl Ceyhan'a, Ceyhan'da işte camisine, kültür sanatlarına, Ceyhan Spor Kulübü'ne milyonların üzerinde bağışlar yapıyor. Kadir arkadaşımız oradaki Ceyhan'daki ufacık tefecik paralara mı ihtiyacı vardı rüşvet alacak? O onların öyle bir ihtiyacı olmadığı gibi böyle bir şeyi de yok. Ama iktidar Ceyhan'ı kaybetmenin hazımsızlığı ile kurdukları kumpaslar, bunlar biraz önce de söylediğim FETÖ'nün ortaklığından öğrendiği taktiklerle burada bir kurgu oluşturup bu arkadaşımızı suçsuz yere içeri aldılar. Peki tutuksuz niye yargılamadılar? Bu arkadaşımızın bu kadar şeyleri ortadayken, yani suç unsur etmeyen teşkilat ortadayken neden tutuksuz yargılamadılar? Talimatlar başka yerlerden geliyor. Dolayısıyla İzzet Bey, bir hukuksuzluk Ceyhan'da devam ediyor. Kadir bizim eski belediye başkanımızdır. Oradan sirayet etmek isteyen mevcut belediye başkanımıza olan saldırılara da karşıyız. Kadir kardeşimize yapılan linçlere de karşıyız. İşte bugün iktidarın belirli mensupları, çeşitli yöneticileri işte yargıya müdahale gibi şeyler söylüyor. Yargı soruşturma süreci tamamlanmış, arkadaş cezaevine girmiş, mahkemeye çıkmayı bekliyor, ilk duruşmasını bekliyor. Dolayısıyla burada şunu söylemek istiyorum, bu kardeşimize yapılan haksızlıkları, hukuksuzluklara hak adalet varsa ben var olduğuna inanıyorum. Bu konuda duyarlı olan görevlilerimizin kanun insanların da olduğuna inanıyorum. İlk mahkemede bunun haklılığı ortaya çıkacaktır. Hiç kimsenin Kadir'in cebine kuruş para vermedim deyip Ceyhan halkının menfaatini düşünen, Ceyhanlı'ya hizmet etmek isteyen, belediyenin de kasasından, kesesinden bir kuruş harcamadan kent meydanı kazandıran, kreş kazandıran, taziye evi kazandıran bu genç kardeşimizi kurban etmek istediler. Biz onu kurban ettirmeyeceğiz. Bireysel olarak değil, tavrımız siyasi olarak bir operasyon olduğunu biliyoruz. Peki. Sayın Vekilim, özellikle il teşkilatında iki genel başkan yardımcısının katıldığı toplantıda basın açıklaması yaparken Sayın Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun bir açıklamasında şöyle bir şey ibareye yer veriyor. Şu anda belediye başkan vekili, vekil diyor ama belediye başkanlığı üzerinde bir oyun oynanmaktadır. Belediye başkan üzerinde de bir oyun oynanmaktadır diyor. Şimdi Hülya Hanım'dan bahsediyor. Hülya Erdem'den bahsediyor. Şimdi evet. Bu söylemden sonra ister istemez bu olay Ceyhan Belediyesi'nde olduğundan dolayı Hülya Erdem'e yansıma olacak mı? Yani Ceyhan Belediyesi'nde devam edecek mi? Kayyum meselesine mi dönüştürülecek? Şöyle, dün bu konuyla ilgili sizin de takip ettiğiniz gibi Hülya Hanım'ı savcılık ifadeye çağırdı, ifadesini verdi. Biz süreci yakından takip ettik. İşte genel başkan yardımcılarımız da buradaydı. İfadesi alındı. Sonra işte biliyorsunuz serbest bırakıldı. Biz de zaten sizin söylediğiniz gibi bu anlamda iktidarın niyetinin böyle olduğunu düşünüyoruz. Yani ama asla başaramayacaklar. Çünkü bizim arkadaşlarımız gerek Kadir Bey olsun gerek Hülya Hanım olsun bu konuyla ilgili en ufacık bir şaibeye meydan vermeyecek şekilde bu konuyla ilgili görevlerini yerine ifa getirmektedirler ve ifa etmektedirler. Biraz önce de söyledim. Aslında bunların amacı da bir yerde mevcut belediye başkanına da sıçramak olabilir. Ama bunlara gücü yetmez. Çünkü hani bir söz var, çiğ yemedik ki karnımız ağrısın diye. Bizim arkadaşlarımız çiğ yemedik ki karnı ağrısın. Kendimizden eminiz. Kadir'e yapılan işte de kendimizden eminiz. Hülya Hanım'ın da böyle herhangi bir şey olmadığından eminiz ama o sizin de söylediğiniz gibi algı ya da amaç bu anlamda Ceyhan Belediyesi'ni ele geçirmek anlamında kişileri, başkanları, insanları feda etmek onların umrunda değil ama bizim umrumuzda. Bunda başarılı olamayacaklar. Özellikle de hani biraz önce de söyledim, suçsuzluktan suç yaratmak peşindeler. Dedikodudan suç üretmek peşindeler.
hakkaniyet yerindeyse her şey ilk mahkeme gününde açığa çıkacaktır izledim. Peki Sayın Vekilim, sizce bu mahkeme ne zaman olur? Çok sürer mi? Malum. Ben bir ay içerisinde olur diye düşünüyorum. Bir ay içerisinde olur. Yani yetkili kurullarla, hukuk kurullarımızla görüştüğümüz şeyde de en geç bir ay içerisinde yapılır diye düşünüyorum. Ha, tavşadan, şapkadan tavşan çıkarmazlarsa. Peki son soru. Sadece buyurun. Şahısların avukatları mı savunmasını yapıyor, yoksa CHP Genel Merkezi tarafından da herhangi avukat takip edildi mi? Şöyle, hem şahısların avukatları savunma yapıyor, hem de partimizin avukatları var. Genel merkezden ziyade partimizin il başkanlarının avukatları var. Bu bizim de il başkanlığı dönemimizde oluşturduğumuz bir hukuk kurulu, hukuk komisyonu vardı. Burada çok sayıda, 100'ün üzerinde 200'e yakın avukat arkadaşlarımız var, gönüllü avukat arkadaşlarımız. Bunun içerisinde de en tecrübeli arkadaşlarımız, partili olan arkadaşlarımız, eski il başkanlığı yapmış, eski milletvekilliği yapmış, partinin her kademesinde görev yapmış avukatlarımız, partiyi de temsilen Kadir Bey'in kendi avukatlarıyla da birlikte görev başındalar. İnanmasak, şunu söylemek istiyorum, son cümle şunu söylemek istiyorum. İnanmasak, yani biz bu işin peşinde olmayız. Kadir arkadaşımızın herhangi bir rüşvetle ilgili en ufacık bir kendinin de ailesinin de ihtiyacının olmadığını söylemek istiyorum. Eğer rüşvet almış olsaydı biz bu davanın yanında yer almazdık. Hem parti olarak hem de kişisel olarak. Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler ve yaptığınız açıklamalardan dolayı. Biz de 2021 yılınızı şimdiden kutluyor. Virüssüz, pandemisiz güzel bir yıl olmasını diliyoruz. Evdesiniz galiba. Ev hanımına da, evdekilere de selamlarımızı iletelim. Çok çok sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok sağ teşekkür olun. Ediyorum. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Evet sevgili izleyenler, CHP Adana Milletvekili Sayın Ayhan Barut, Ceyhan Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonu dair bilgiler verdi. Daha doğrusu bilgiler vermek için, çünkü kendisi de milletvekili, dosya gizliliğinden dolayı bize bir bilgi verilmiyor. Ama biz avukatlardan edindiğimiz bilgi ve dosyanın içerisindeki ayrıntılara çok sahip olmasak da kişilerin bireysel avukatlarından edindiğimiz bilgi sadece dedikodulardan yola çıkıldığını ileri sürdü. Biz de bu konuyla ilgili basın mensubu olarak, Ceyhan'da yayın yapan basın kuruluşu olarak, ben ve diğer arkadaşlarım, çünkü diğer meslektaşlarımız da bu konuda çok sıkıntılılar, şöyle, her gün sayısız telefonlar alıyoruz. Her gün sokakta gezerken adeta yolumuz kesiliyor. Nedir bu deniliyor? Ya bu dosyanın içeriği nedir? İnanın bilgi sahibi değiliz. Adli mercilerle görüşüyoruz. Gizlilik kararı var deniliyor. Gizlilik kararı varsa eyvallah. Gizlilik kararına. İlk günden duruşmanın yapıldığı, yani daha doğrusu hakimliğe çıkıldığında, mahkemeye çıkıldığı ana kadar gözaltına alınan hiç kimsenin ismini dahi açık vermedik. Ta ki tutuklanma olduğu ana kadar. Tutuklandıktan sonra isimler kuşkusuz ki biz de verdik. Peki nedir bu dosyanın içeriği diye biz gazeteci olarak herhangi bir bilgiye ulaşamıyoruz. Ama bazı basın kuruluşları bu konuda yazıp çiziyorlar. Şimdi o basın kuruluşlarının, bunlar Ceyhan yerel basını değil, onu söyleyeyim. Haber ajansları diyeyim. Onların yazdıklarından bir kesit üzerinde konuşmak istiyorum. Yani ben de fikir beyan etmek istiyorum. Şöyle deniliyor. Gerçek midir, değil midir bunu bilmiyorum. Ama yazılan şu şekilde. Deniliyor ki mahkeme kararıyla 2019 yılında Ceyhan Belediyesi'nin imar planının iptal edildiği yanı yeni imar planı hazırlanması gerektiği, ancak buna rağmen belediyece eski imar kanununa göre rüşvet karşılığı 100'e yakın projeye usulsüz ruhsat verildiği, buna karşılık 300 milyon TL'lik
Yolsuzluk yapıldığı öğrenildi. Biz öğrenemedik. Şimdi haberin detayında şu söyleniyor. Bu projenin dışında imara aykırı ve ruhsatsız işlemlerin Ceyhan Belediyesi Zabıta ve İmar Müdürlüğü personeli tarafından belirlendiği ve mühürleneceği söylenen işletmelerin eski belediye başkanı Kadir Aydar'a yönlendirildiği, bu işletmelerin sahiplerinin Ceyhan Spor'a veya Ceyhan Spor'a veya bağış yapılması veya kreş yapımının karşılık destek istendi. Devam ediyor ve 300 milyon 100'e yakın ruhsatsız verildiği bina karşılığında 300 milyon TL yolsuzluk yapıldığı öğrenildi diyor o haber yapan haber ajanslarında. Şimdi ben bunları ben de sizin gibi okuyorum. Okurken sizin kadar benim de gözlerim fal taşı gibi açılmıyor değil. Çünkü 100 kişiden 300 milyon TL, 300 katrilyon, herhalde yanım bilmiyorum değil mi? Katrilyon mu oluyor? Trilyon oluyor. 300 trilyon eski parayla. Şimdi ister istemez bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak şunu söylemeden de edemiyoruz. Diyoruz ki bir Ceyhanlı olarak, bu ilçede yaşayan bir gazeteci olarak, eğer bu söylenenlerden yola çıkarak 2018 yılından bu yana bu ilçede imar kapalı, 100 iş adamından 3 milyon rüşvet kişi başına düşüyor, 300 milyon rüşvet alındığı haberde söyleniyor. Ki herhalde bu haberi yapanlar da dosyanın içeriliniyor. Peki her kişi 3 milyon verdiyse bu iş adamları 3 milyon veriyorsa Ceyhan'a ne kadar yatırım yaptılar? Ve bu yatırımlar nerede? Bunu soramadan edemiyorum. İkinci bir konu. Ceyhan Ticaret Odası Başkanı olan Şeref Can. Biliyorsunuz o da tutuklandı. Şimdi Şeref Can için 135 bin dolar verildiği iddia ediliyor. Haberde de yazıyor. 135 bin dolar demek şöyle kabala hesaba vurduğumuzda 1 milyon TL yapıyor. 1 trilyon para demek. Ve ekliyor rüşvet vermeyi eğer... Rüşvet karşılığında ruhsat alanlar rüşveti kestiğinde zabıta ve imar personeli mühürleme tehdidiyle de almaya devam ediyor. Haberi yazanlar için söylüyorum. Firmalara gönderildiği, bunların ise Kadir Aydar'a yönlendirildiği söyleniyor. Vallahi ben yine bir gazeteci olarak dosyanın içeriğiyle ilgili bir açıklama yapmadım, görüntü sunmadım. Haber yapmadık gazetede ama yazılanları sizin okuduğunuz gibi biz de, ben de okuyorum. Ama az önce söylediğim gibi, birincisi eğer 100 kişiden 300 milyon TL rüşvet alındıysa, 300 milyon rüşvet verenler mutlaka herhalde bunun 5 katı 10 katı kadar iş yapmış olmaları gerekir. Bu yatırımlar nerede? 2018'den bu yana da imarın kapalı olduğunu hatırlayalım. Şeref Can kimdir? Bilenleriniz var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Şeref Can tırnaklarıyla bugüne gelmiş, Ceyhan'da kazanıp Ceyhan'a yatırım yapan, yüzlerce insana ekmek veren, hele hele Ceyhan Ticaret Odası Başkanlığı'na geldikten bu yana ilçeye bir şeyler yapabilmek için ailesini, işini bir kenara iten, Ceyhan için uğraş gösteren, ismi kadar şerefli bir insan olarak tanıdığım, bildiğim bir insan. Ama şu anda
Bu insan tutuklu. Kısa bir reklam arkadaşlar. Akabinde ise programımıza devam edeceğiz. Bu pastada yemek var. Yılbaşı pastasını kardeşler unlu mamullerden alan 5 şanslı çiftimize Ayas Marin Otel'de harika bir yemek yeme şansı. Şimdi alın, şansı yakalayın. Kardeşler unlu mamuller Atatürk Caddesi, Namık Kemal Mahallesi ve Çamlıyor şubeleriyle hizmetinizde. Evet, sevgili gündem programıyla sizlerle birlikteliğimizi bugün de noktalama zamanı geldi. Noktalama zamanı gelmişken bugün Ceyhan Mavi Haber Gazetesi'nde Ceyhan'a dair, tabii bu operasyondan önceydi bu köşe yazısını kaleme aldığımızda, Ceyhan teğet geçti diyeceğiz. Biz bu görüntülerle siz arkadaşlar yazıyı videoya dönüştürmüşler. Bununla noktayı koyacağız ama Ceyhan Web TV olarak ilçede ilçenin sorunlarını, ilçenin eksiklerini, ilçenin güzelliklerini, bu ilçede yaşayan tüm vatandaşlarımıza yansıtmak için Ceyhan Web TV olarak inşallah yeni yılda daha güzel programlarda sizlerle birlikte olacağız. Olmayı umut ediyoruz. Amacımız bu ilçede konuşan, Ceyhan'ın eksikleri olduğunda dile getiren, Ceyhan'ı daha güzel yaşanabilir bir hale getirmek için fikirlerini özgürce söyleyen ve Ceyhan'ın haklarını savunacak, Ceyhan'ın lobisinin oluşması için mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz. 2 gün sonra yeni yıla gireceğiz. Yeni yılda her şeyden önce dünyayı yakıp kavuran koronavirüs illetinin dünyada ve ülkemizde olmaması umuduyla. Yeni yılda daha yaşanabilir, yollarından daha rahat geçebildiğimiz, sokakları daha temiz, daha modern ve daha yaşanabilir bir ilçe umuduyla. Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olması dilekleriyle hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni yayın döneminde de sizlerle birlikte olacağız. Şimdi sizlere veda ederken bu hafta bugün yayınlanan gazetemizdeki Ceyhan teğet geçti köşe yazısıyla veda ediyoruz. Hoşça kalın. Ceyhan hep teğet geçti. Nehir teğet geçti. Hastane teğet geçti. Otogar teğet geçti. Otoban teğet geçti. E5 teğet geçti. Fabrikalar kapandı. Sinema ve tiyatro salonları kapandı. Deprem vurdu. Ceyhan saflandı. Ölenler ahirete. Zenginler başka illere göçtü. Depremi biz yaşadık. Teşfi başkaları aldı. Hal böyle olunca Ceyhan her geçen gün sürprizlerle dolu. Arkadaşlar videoyu hazırlarken aslında böyle bir sıkıntı yoktu ama yayını verdiklerinde bu sıkıntıyla karşılaştılar. Seste bir sıkıntı var. Dilerseniz köşe yazımızı canlı olarak şimdilik sizlerle paylaşalım. Ceyhan teğet geçti demiştik köşe yazımızın başlığı ve köşe yazımız şu şekilde. Nehir teğet geçti, hastane teğet geçti, otogar teğet geçti, otoban teğet geçti, E5 teğet geçti. Fabrikalar vardı kapandı, sinema ve tiyatro salonları kapandı. Ölenler ahirete, zenginler başka illere göçtü. Depremi biz yaşadık, teşviki başkaları aldı.
Hal böyle olunca Ceyhan her geçen gün geride kaldı. Sporda olduğu gibi siyasette de hep ofsayta düştük. Kelli fellilerimiz birbiriyle kavga ederken kırmızı kartı hep biz gördük. Siyasilerimiz birbirleriyle uğraşmaktan ilçeye vakit bulamayınca sadece futbolda değil, şehircilikte de alt lige düştük. Dünyada ender şehirlerde bulunan, hatta arasan mumla bulunmayacak Ceyhan Nehri'ne hep sırtını dönen, küskünleri oynayan ilçemizde bir alışkanlık mıdır bilinmez ama nehirden sonra sırasıyla hastaneyi şehrin dışına kurduk. Hastalansan gidemiyoruz. Otoban ve E5'ten uzağa otogar yaptık. Otobüsler gelmeyince terminalcilerimiz mecburen servis koydu. Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattı sayesinde dünya bizi tanırken gençlerimiz iş bulabilmek için dünyanın dört bir yanına kendini atmanın uğraşına girdi. 2000 yılından bu yana Ceyhan da basın sektörünün içinde olan biri olarak daha o yıllarda siyasetçilerimiz 10 yıl sonra bu ilçeyi tanıyamazsınız. Bilmem nüfusumuz kaç bin olacak diyorlardı. Şimdi düşünüyorum da aslında hiç de haksız değiller. Bakınca görülüyor zaten. Örnek mi istiyorsunuz? Çok basit. Şöyle bir bakın etrafınıza. Şöyle bir bakın. Şehrin değişen, dönüşen ve gelişen Ceyhan'ın farkında olmamız lazım. 10 yıl önce, 20 yıl önce Ceyhan tanınmayacak halde olacak diyenler aslında hiç de haksız değillermiş. Köşe yazımız bu şekildeydi. Hepinize mutlu akşamlar, sağlıklı günler diliyoruz. 01 Servis Döner'in sunduğu Ceyhan Gündem sona erdi.